baba olmadan anlayamazsın derler ya hani. Sahi insan ne zaman anlar baba olduğunu? Baba olduğumu hissettiğim an doğum sonrası annenin yorgun olduğu gecelerde biberondan anne sütü vermeye işlemeni üstlenmiştim. En çok hissettiğim zaman oydu. İlk baba olduğumu babam öldüğü zaman anladım. Oğlum İsmet vardı ama o mesuliyeti tam alamamışım demek ki. Babalık duygusunu o zaman hissettim. Gece uyandığında da hasta olduğumda da baba diye ağlardı. Onu kucağıma almak, göğsüme yatırmak hem onu iyileştirir hem beni iyileştirir. Bir insanın babası, annesi sağ olduğu zaman dünyanın en mutlu insanları o çocuklardır. Ben babamdan çok mutluydum ama öldükten sonra babanın ne kadar değerli olduğunu anladım. Baba oldun işte gözün aydın kızın oldu dedikleri zaman sanki dünyalar benim olmuş gibi. Baba dediği anı tabii ki hatırlıyorum. Söylediği ilk kelimelerden bir tanesiydi. Maalesef ilk olan değildi ama ilklerden biriydi. Baba dediğinde ona hediyeler almak istedim. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene bana güzel bir Beşiktaş forması almışlardı. O anı ben hiç unutmuyorum yani. Anlatılmaz bir duygu. Çocuğumuz ağlıyor. Sanki bize şarkı söylüyor gibi geliyor. Beraber balıkçılık yaparız. Bana çok yardımcı olur. Benim en büyük destekçimdir yanımda. Her zaman. Babamı ben her zaman anıyorum. Onun hatıralarından yaşıyorum. Dükkanımın her tarafında onun resimlerinden yaşıyorum. 51 yaşındayım. Şimdi de özlüyorum tabii babayı. Baba her zaman özlenecek bir şey çünkü. Yaş fark etmiyor onu. Zaman geceyi göstermiş, gündüzü göstermiş fark eder mi? Bir insan baba olduğunu ta kalbinde hissettikten sonra evladı için zamanı bile durdurmak istemez mi?